Herkese selam. 25.000 TL bütçeyle alınması en mantıklı 3 telefon videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. 25.000 TL bütçeyle alınması en mantıklı 3 telefonu özellikle sizden gelen geri bildirimlere göre, kullanıcı yorumlarına göre ve testlere göre seçtim. Elimden geldiğince sağlam, sorunsuz ve kullanıcıların memnun olduğu cihazları seçmeye çalıştım. İsterseniz fazla oyalamadan birinci cihazımızla başlayalım. Birçoğunuz Poco X6 Pro'yu ekleyeceğimi zaten tahmin etmiştir. Poco X6 Pro fiyat performans oranına bakıldığı zaman gerek tasarımsal açıdan gerek ekran performansı gerek normal donanım performansı açısından oldukça başarılı bir cihaz. Belli bir süre kullanıcı yorumlarını araştırdığımda kullanıcı kitlesinin %90 ile %95'lik bir kısmının cihazdan memnun kaldığını gördüm. Tabii ki hala Poco'nun cihazlarına ön yargılı yaklaşanlar var. Bunun sebebi de belli bir dönemde Poco'ların sürekli anakartının arızalanması. Tabii ki sorunu yeni nesil cihazlarında çözmeye başladılar, çözdüler. Fakat belli bir dönem böyle bir sıkıntı yaşadığı için kullanıcı kitlesi de o dönemki kullanıcı kitlesi de ne oldu? Otomatikmen Poco'ya karşı bir ön yargıya sahip oldu. Fakat bu cihazda ben böyle sıkıntılar görmedim. Yine siz de kendiniz araştırabilirsiniz. Poco X6 Pro'da 2 adet versiyon bulunuyor. 8 GB RAM, 256 GB hafızaya sahip modeli şu anda 17.000 liradan başlayan fiyatlarla satılıyorken 12 GB RAM, 512 GB hafızaya sahip modeli ise 20.000 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Poco X6 Pro'nun ekran performansının oldukça başarılı olduğunu açık bir şekilde belirtebilirim. Ekran boyutumuz burada 6.67 inç ve kullanılan panel tipimiz de AMOLED. Cihazın ekran çözünürlüğü standardın biraz daha üstünde 1220x2712 Full HD Plus bir ekrana sahibiz ve 446 ppi piksel yoğunluğuna 120 Hz yenileme hızına yine burada sahibiz. Ekran noktasında oldukça güçlü bir cihaz olduğunu belirtebilirim. HDR, HDR10, HDR10 Plus gibi teknolojilerin tamamını destekliyor ve özellikle ekranımız 12 bit renk derinliği sunabiliyor. Bunun sayesinde ekranımız 68 milyara kadar renk gösterebiliyor ve kontrast oranımız da 5 milyona 1, maksimum olarak da 1800 nit parlaklık sunabiliyor. Batarya noktasında tabii ki de Xiaomi'ye ait bir alt ürün olduğu için ne görüyoruz? 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya görebiliyoruz. Cihaz 67 watt hızlı şarj desteği sunabiliyor ve 0'dan 100'e 45 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Poco X6 Pro'nun ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ve optik görüntü sabitliği desteğiyle beraber geliyor. Ana kameramızda OmniVision O ve 64B adlı bir sensör kullanılmış ve f1.7 diyafram açıklığına sahip bu sensör 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Orta segment bir cihaz olduğu için tabii ki 4K 60 FPS video kayıt seçeneği aramıyoruz ama olsaydı çok da güzel olurdu. Her zamanki eleştirilerimden devam edeceğim. Bu cihazda toplamda 3 adet kamera var. Zaten ana kamerayı sizlere okudum. İkinci kameramız ekstra geniş açı kamerası. Üçüncü kameramız da makro kamerası. Şimdi geniş açı kamerası 8 megapiksel bir çözünürlüğe sahip ve f2.2 diyafram açıklığıyla beraber geliyor. Tabii ki de performansı oldukça kötü ki zaten orta segment cihazlarda ana kamera dışındaki bütün kameralar ön kamera dahil olmak üzere gerçekten kötü performans sergiliyor. Şu ana kadar incelediğim orta segment cihazlar arasında hala daha ön kamerasını veya geniş açı kamerasını beğendiğim bir cihaz olmadı. Genelde sadece ana kameraya odaklandıkları için diğer parçalardan maliyet kısmaya çalışıyorlar. Geniş açı kamerasından çok da bir şey beklemek gerekiyor. Gün ışığı altında yüksek ışıkta iyi performans gösterecektir fakat loş ışıkta veya düşük ışıkta iyi bir performans gösteremez. Cihazın arkasında yer alan 3. kamerada benim oldukça karşı olduğum bir kamera tipi yani makro kamerası. 2 megapiksel bir çözünürlük görüyoruz. Diyafram açıklığımızda f2.4 seviyesinde oldukça berbat bir kamera olduğunu belirtebilirim. Zaten bu telefonu satın alıp da bu kamerayı kullanacağınızı ben düşünmüyorum. Alanlar da kullanmıyordur buna da eminim. Ayda yılda bir belki bir canı sıkılır bir şeyin fotoğrafını çekmek ister. Onun dışında oldukça gereksiz. Keşke bunu koymayıp maliyetini biraz daha düşürselerdi veya onun maliyetiyle başka bir şeyi yükseltselerdi. Cihazda işlemci olarak MediaTek Dimensity 8300 işlemcisi kullanılmış. Klasik 8 çekirdekli bu işlemci 3.35 GHz frekans hızına sahip. Zaten 4 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş yeni bir işlemci. Versiyon 10 Antutu puanına baktığımız zaman da 1.500.000 puanla karşımıza çıkıyor. Geekbench 6 tekli çekirdek 1510 puan. Geekbench 6 çoklu çekirdek 4695 puan almış. Dahil depolama biçimimizin de UFS 4.0 olduğunu unutmayalım. Bu da gayet başarılı. Kasası, kapağı tamamıyla plastik olsa da oldukça donanımlı bir cihaz olduğunu belirtebiliriz. Mesela Wi-Fi 6'yı desteklemesi, NFC'nin bulunması, Bluetooth versiyonun 5.4 olması veya stereo hoparlörün yanında suya ve toza karşı dayanıklı olması gibi birçok güzel özelliği bulunuyor. Parmak izi okuyucumuz da ekran içerisinde yer alıyor. Bu ekran içerisinde yer alan parmak izi okuyucusuyla da kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. En önemlisi Poco bu cihaza 3 yıl sistem güncelleme, 4 yıl güvenlik güncelleme garantisi vermiş. Sonuç olarak baz versiyonu 17.000 liraya satılan bir cihazdan bahsediyoruz ve 17.000 liraya kadar gerçekten de sunduğu özellikler oldukça başarılı. Kesinlikle tavsiye ettiğim, kendim de çok sevdiğim bir cihaz oldu. Şimdi farklı bir marka olan ikinci cihazımıza geçelim.
Listemizin ikinci sırasında yer alan cihazımız Samsung Galaxy S23 FE. İlk çıktığı zaman hakkında belli başlı ön yargılara sahiptim ve sevdiğim bir cihaz olmamıştı. Özellikle tasarımı, kaba görüntüsü falan hoşuma gitmemişti. Sanki S23 serisinin Lite versiyonu gibi değil de A serisinin biraz daha böyle üst versiyonu gibi duruyordu. Çok hoşuma gitmemişti. Daha sonra kısa süreli bir kullanma şansım oldu. Ufaktan bir inceledim. O zaman hoşuma gitti abi, bu o kadar da kötü değilmiş algısını bana yarattı zaten. S23 FE'nin 128 GB dahil depolama alanına sahip versiyona sahip olmak için 21.000 lira bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak 256 GB hafızaya sahip versiyonu almak için de 25.000 lira fiyat ödemeniz gerekiyor. 256 GB'lık versiyonu almanız şu anki dönemde bence mantıksız. Çünkü zaten üzerine 2-3.000 lira bir fiyat eklediğiniz zaman S23'ün baz versiyonu alabiliyorsunuz. Neden S23'ün baz versiyonu, yani ana versiyonu almak varken gidip de Lite versiyonu alasınız ki? Bu da biraz düşündürücü oluyor. Fakat zaten biz videomuzu 128 GB'lık versiyonu için yaptığımız için bizim için çok da önemli olmayacak. Samsung Galaxy S23 FE 6.4 inç boyuta sahip dinamik AMOLED bir ekranla beraber geliyor. Dinamik AMOLED olmasa oldukça başarılı. Bu da demek oluyor ki kaliteli bir ekrana sahip bir cihaz. 1080x2340 Full HD Plus bir ekrana sahibiz. 403 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu ekran da yine aynı şekilde HDR ve HDR10 teknolojilerin tamamını destekliyor. Ekran gövde oranımız çok iyi seviyede diyemeyiz. %82.98 seviyesinde bir ekran gövde oranıyla beraber geliyor. Bataryaya gelecek olursak bataryada biraz şaşırdım belirtebilirim. Çünkü bu cihazda 4500 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunuyor. Benim bu cihazdaki beklentim 5000 seviyesinde olurdu. 4500 bence bu cihaz için birazcık yetersiz kalıyor. 25 Watt'ta hız şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki Çinli rakiplerine baktığın zaman 67 Watt, 90 Watt görebiliyoruz rahatlıkla. Fakat bu cihazda maalesef kablolu hızlı şarj olarak sadece 25 Watt'a kadar çıkabiliyoruz. Ancak en önemlisi bu cihazda bir kablosuz şarj teknolojisi bulunuyor. 15 Watt'a kadar da kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Orta segmentten çok beklediğimiz bir şey değil. Ancak Samsung bu cihaza eklemiş ve başarılı olmuş. Kamera noktasında beğendiğim bir cihaz oldu. Test videolarını izlediğiniz zaman, test sonuçlarına baktığınız zaman gerçekten de gerek video performansı açısından gerek fotoğraf performansı açısından gayet güzel sonuçlar ortaya koyabiliyor. Ana kameramız 50 megapiksel klasik bir Samsung sensör kullanıyor. Tabii ki de optik görüntü sabitliği desteğimiz burada bulunuyor. Diyafram açıklığımız güzel. F1.8 seviyesinde 8K 24 fps, 4K 60 fps video kaydı seçeneklerinin bulunması güzel olmuş. Ağır çekim olarak da 1080p 240 fps ağır çekim yapabiliyorsunuz. İkinci kameramız ekstra geniş açı kamerası. Performansın ortalama seviyede olduğunu belirtebilirim. 123 derece açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Diyafram açıklığımız da f2.2 seviyesinde. Üçüncü kamerası beni oldukça mutlu etti. Çünkü Çinli rakiplerinde bulunan saçma sapan makro lenslerden sonra bu cihazda telefoto lensini gördükten sonra şahsen mutlu oldum. Bu cihazda bulunan telefoto lensle beraber optik olarak 3x zoom yapabiliyorsunuz. Dijital olarak da 30x zoom yapabiliyorsunuz. Keşke Çinliler de şunu yapabilse. Ön kameraya geçtiğimiz zaman 10 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ön kamera görüyoruz. Fakat burada en önemli nokta, ön kameramızda 4K 60 fps video kaydı yapabiliyoruz. Her ne kadar diyafram açıklığı f2.4 seviyesinde olsa da, yani yüksek olsa da 4K 60 fps video kaydı yapması güzel olmuş. Versiyon 5 DxOMark testlerinden de 127 puan alabilmiş. Oldukça başarılı, oldukça iyi bir puan. Samsung bu segment cihazlarda ne yapıyor? Her zaman kendi işlemcisini kullanıyor. Bu cihazda da bunu görebiliyoruz. Samsung Exynos 2200 işlemcisini kullanmışlar. 2.8 GHz frekansına sahip 8 çekirdek bir işlemci. Tabii ki de birçok kişi Samsung'un işlemcilerine karşı ön yargılı. Çoğu kişi sevmiyor, çoğu kişi başarılı olmadığını düşünüyor. Bana kalırsa biraz daha yüksek performans gösterebilirdi. Çok çok iyi seviyede bir işlemci değil. Ancak genel kalite anlamında, başarı anlamında kötü olduğunu söyleyemem. Memnun olan kitlesi de var, memnun olmayan kitlesi de var. Kendi fikrim kötü bir işlemci olmadığı yönünde, fakat test sonuçları, performans sonuçları bir tık daha yukarıda olabilirdi. Bu cihazı orta segment olarak nitelendirsek de Çin rakiplerine yine bazı noktalarda benzemediğini görüyoruz. Çünkü cihazın kapak malzemesi cam, çerçeve malzemesi, kasa malzemesi de alüminyum olarak geliyor. Bu da büyük bir avantaj olarak görülebilir. Yine aynı bantta satılan Çinli telefonlara baktığımız zaman genelde arkası cam ile karıştırılmış plastik oluyor. Kasası da metalik görünümlü plastik oluyor. O yüzden bu cihazı beğendim. NFC desteğimiz bulunuyor. Wi-Fi 6E teknolojisini destekliyor. Stereo hoparlörümüz bulunuyor. 4 yıl sistem güncelleme, 5 yıl güvenlik güncelleme garantisi veriyor. Tabii ki de parmak izi okuyucusu olsun, suya ve toza karşı dayanıklılık olsun, tamamı cihazda yer alıyor. Özellikle 20.000 liraya kadar alınması mantıklı cihazlar arasında. Fakat sırf 256 GB diye gidip o versiyonuna 25-26.000 lira vermezdim. 128'den devam ederdim. Çünkü bu telefon zaten 20.000 liraya kadar başarılı bir telefon. 20.000 liranın üstüne çıktığınız zaman çok da bir başarısı kalmıyor. Listemizin 3. sırasında benim en çok sevdiğim telefon markalarından bir tanesi olan OnePlus'ın Nord 3 modeli bulunuyor. OnePlus Nord 3 isimli bu telefona ortalama olarak şu anda 24.000 liraya sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki 24.000 lira biraz düşündürücü bir rakam gibi gelebiliyor. Fakat burada OnePlus kalitesinde düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Her ne kadar ülkemizde popüler olan bir telefon olmasa da OnePlus'ın kendini ne kadar kanıtlamış, başarılı bir telefon markası olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu yüzden OnePlus'ın cihazlarını sevdiğim için kalkıp kendim gidip alacak olsam tercih ederdim. Fakat siz de kendi yorumlarınızı yine aşağıda belirtebilirsiniz. Ekran noktası
arasında 6.74 inç boyuta sahip büyük bir ekranla beraber geliyor. Bu kocaman ekran AMOLED bir panel kullanıyor. Ekran çözünürlüğümüzde 1240x2772 Full HD Plus bir ekran. Çözünürlükleri birazcık farklı gelmiş olabilir. Oldukça yüksek bir çözünürlük standardı bulunuyor. 450 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Her ne kadar bu cihaza 12 bit renk derinliği beklesem de 10 bit renk derinliğiyle beraber geliyor. 1100 nite kadar maksimum parlaklık sunabiliyorken HDR, HDR10 Plus teknolojilerinin hepsini destekliyor. 10 bit renk derinliğine sahip olduğu için de ekranımız 1.07 milyar renk gösterebiliyor. OnePlus Nord 3 modeli 5000 mAh kapasitesi sahip çift hücreli bir bataryayla geliyor. Bu bataryayı 80 watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. Hem batarya kapasitesi iyi hem de 80 watt hızlı şarj desteklemesi oldukça iyi. Cihazda 50 megapiksel çözünürlüğe sahip optik görüntü sabitliyesi destekli bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kamera Sony Exmor IMX890 sensörünü kullanıyor. Diyafram açıklığımız f1.8 seviyesinde ve 4K 60fps video kaydı yapabiliyoruz. İkinci kameramız ekstra geniş açı kamerası. Bu da 8 megapiksel çözünürlüğünde. Üçüncü kameramız da maalesef üzücü bir şekilde makro kamerası. Keşke bu cihaza makro kamerası koymasalardı. Telefoto kamerası koysalardı çok çok daha iyi olurdu. Yine Çin mantığı ile üretilen bir telefon olduğu için ön kamerada da 1080p 30fps görüyoruz. 60fps bile ön kamerayla video çekemiyoruz. Fakat şunu da belirtelim. Bu cihaz Çinli bir cihaz. Çinlilerin genelde orta segmentte tüm cihazları bu şekilde oluyor. En fazla 60fps'leri görebiliyoruz. Her ne kadar çok sevdiğim, çok beğendiğim bir cihaz olsa da performans açısından çok çok üst seviye oynadığını belirtemem. Cihazda MediaTek Dimensity 9000 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemcinin frekansı 3.0.5 GHz seviyesinde 8 çekirdek bir işlemci. Bir çekirdeğimiz 3 GHz'da, 3 çekirdeğimiz 2.85 GHz'da, 4 çekirdeğimiz de 1.8 GHz'da çalışıyor. Versiyon 10 ant puanımız 915.000 seviyesinde. Geekbench 6 tekli çekirdek 1100 puan, çoklu çekirdek 3270 puan. Maalesef her ne kadar 16 GB RAM'e sahip olsa da işlemcisinin çok çok üst seviyede başarılı bir işlemci olduğunu söyleyemem. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, suya ve toza karşı dayanıklılık, ekran içerisinde bulunan bir parmak izi okuyucusuyla sizlere eşlik edebiliyor. 3 yıl sistem güncelleme garantisi, 4 yılda güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. Tasarımdan yazılıma, yazılımdan kameraya kadar gerçekten beğendiğim bir telefon ve insanların kullanmasını mutlaka deneyimlemesini de istiyorum. Keşke fiyatı biraz daha düşük olsaydı, 20-21 aralığında satılsaydı daha güzel olurdu. Ancak şu anki durumda bile alınması mantıklı cihazlar arasında. Listedeki 3 cihazda kullanıcıların çok fazla beğendiği, olumlu geri dönüşler veren cihazlar. Zaten test sonuçlarına, detaylı videolarına hepiniz bakabilirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.